Evet, kapıdan Anavarsan'ın farklı bir görüntüsü Dezecer. Burada tabii gün aydınlığı yok ama arka planda Anavarza Dağı ve Kalesi'nin o güzel görüntüsü efendim görüntüye böyle yansımış Anavarza kentinin. Kentin üzerindeki o kalenin olduğu yerden farklı bir görüntü. Sur duvarları ve kalenin uzayıp giden bölümünü izliyorsunuz. Evet, Anavarza'dan farklı bir görüntü fotoğrafa böyle yansımış. Muhteşem bir görüntü bu. Aşağı taraftan dimdik yükselen Anavarza tepe blokunun olduğu yer, burası kayalık bir alan derseniz, adeta 90 derece yer kabuğu çatlamış, yukarı doğru yükselmiş. Şimdi yukarıdan aşağı doğru atlamaya kalksanız paraşütle çok heyecan verici bir spor olur. Evet, bu görmüş olduğumuz kayanın veyahut da yükselen uçurum gibi yerin muhtelif yerlerinde Zeus'a veya diğer tanrılara tapan insanların yaptığı kutsal mekanlar var, mezarlar var ve aşağıda da çok sağlam bir hamam harabesi var, kilise var. Evet, o uçurum gibi olan bölümünden bir kare fotoğraf izliyorsunuz. Fotoğrafın sağ tarafında hamam harabesinin duvarları var. Evet, bu şekilde Anavarza'daki uygarlığı veya kentleşmenin ne kadar ileri gittiğini insan tahmin edebiliyor. Bir Anavarza fotoğrafı şu an izliyorsunuz. Ve Anavarza kentine girişteki o kapıdan farklı bir görüntü. Son 150 yıldan beri Anavarza antik kentinde Batı dünyası araştırmacılar geldiler, gittiler. Buradan çok para bulundu ve kaçırıldı. Sütunlar gitti, heykeller gitti. Ama Osmanlı'nın sonları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin döneminde koruma amaçlı memurlar görevlendirildi. Korunmasına rağmen Anavarza'nın ayakta kalabilen parçaları bunlar. Bakın, giriş kapısının sağında ve solunda oradan koparılan taş parçalarının olduğu yerler var. Evet, her şeye rağmen Anavarza antik kentinin bugün dahi sur duvarlar ve kalesi bu kadar insanı duygulandırıyor. Evet, muhteşem bir kent Anavarza. Ve değerli seyirciler, bir yaz mevsiminde o otların veyahut da bütün bitkilerin sararıp solduğu, rengini kaybettiği o sıcak günlerde bir Anavarza fotoğrafı izliyorsunuz. Arka planda kale ve kayaların gölgesi var. Evet, fotoğraf Anavarza'yı böyle gösteriyor. Yaz mevsiminde o sıcak günlerde. Ve Anavarza Kalesi'nin o tepedeki yükseliveren o büyük ve muhteşem sağlam kalenin farklı bir fotoğrafı. Evet, fotoğraf kalesine bu şekilde yansımış Anavarza antik kentinin kalesi. Aşağı kesimde bakın, burası o Sumbas tarafından gelen ark veya su kemerlerinin kente ulaştığı yerdir ve orada kuzey kısmında kenti koruyan sur duvarları vardır ve hemen yanı başında hamam harabesi vardır. Evet, o bölümün fotoğrafını şu an izliyorsunuz. Kentin kuzey tarafı Derizecer. Evet, Anavarza bölgesinde bugün vardığınız zaman çok farklı bitkiler göreceksiniz. İşte dikenli incirler, çiçekler, otlar, çok çeşitli bitkiler. Bu bitkilerden bundan 2000 sene önce orada yetişen bir hekim veya bir doktor onların dilinden anlamış olacak ki o dönemde dünyanın en ünlü doktoru burada yetişmiş. Adı Dioscorides. Onun yetiştiği, ilaç yaptığı coğrafya olan, onun vatanı olan Anavarza'da bugün vardığınız zaman yine çok farklı bitkiler görüyorsunuz. Evet, hemen karşınızda tabii Adana yazın sıcak vakitinde yenen dikenli incir veyahut da farklı bir bitki türü var. Evet, bu şekilde fotoğrafa yansımış yaz mevsiminde. Anavarza'nın 1905'teki görüntüsü. Bir İngiliz fotoğrafçı Gertrude Bell Çukurova'ya geldiğinde Anavarza Kalesi'ne çıkmış ve kentin batı yönündeki oturum alanının fotoğrafını böyle çekmiş. Bu Anavarza'nın tarihi bir fotoğrafı derizecek. Evet, yine bir farklı fotoğraf ekrana geldi. Evet, Anavarza Kalesi ve kentin oturum alanı. Bu görmüş olduğumuz kentin aşağı kesiminde uzayıp giden bir forum meydanı var. Burası alışveriş merkezi. Sütun taşları peş peşe dizilmiş ve orada yürüyorsunuz. Sağlı sol dükkanlar var. Yani evet, bundan 2000 sene önce veya 1500 sene önce Anavarza'nın çok canlı olduğu dönemde kim bilir ne kadar canlı bir ekonomik hayat vardı. O günlerin hatırası bugün bu şekilde kentin resmine yansıyor. Ve kale üzerinden farklı bir görüntü ekrana geldi. Karşımızda kalenin üzerinde 11. yüzyılda yapılan Ermeni Prens Toros'un yaptırdığı kilise harabesi var. Bu kilise bundan 100 sene önce daha sağlamdı.
çatıları yerindeydi ama tabii defineciler veyahut da doğal felaketler diyelim o kiliseyi aşındırdı. Şimdi vardığınız zaman kilisenin görüntüsü bu şekilde fotoğrafa yansıyor. Ve kale üzerinde askerlerin banyo yapması için yapılan çukur bir havuz. Evet, buraya su biriktiriliyor, ısınıyor ve insanlar banyo yapıyorlar. Kale üzerindeki bir hamam bölümünü görüyorsunuz. Hala sapasağlam gördüğünüz gibi. Ve kalenin üzerindeki o Ermenilerin yaptığı kiliseden ayakta kalan son kısım, hemen güneşin doğduğu tarafa doğru açılım yapan apse çene kısmı ve etrafındaki yapılar var. Evet, bu kale üzerindeki kilisenin son şekli. Evet, kaleden batıya doğru baktığımızda o uçurum gibi yamacın aşağısında orta bölümde o kentin oturduğu alanın bir farklı fotoğrafı. İleride o kentin sur duvarları var ve kentin oturum alanı var. Bu şekilde fotoğrafa yansımış ana varsa tarihi antik kentinin oturduğu alan. Ve derizleyiciler ana varsa kentinin yaslandığı o dağın kuzey tarafının görüntüsü. Ön tarafında böyle boşluk bir alan var. Evet, burası yaklaşık 1000 dönümlük alan. Türkiye Cumhuriyeti tarafından koruma altına alındı. Ve bu antik kentin belki önümüzdeki dönemde kazılması için uygun bir ortam yaratıldı. 21. yüzyılda umut edilir ki yakın bir zamanda uluslararası bir destekle burada kazı yapılırsa Anavarz antik kenti bir Antalya gibi veya bir İzmir Efes gibi çok muhteşem bir görüntüye kavuşacaktır. Evet, bir kare fotoğrafta Anavarz kentinin oturduğu yeri şu an görüyorsunuz. Evet, kalenin üzerinden bakın bir pencere gibi boşluktan kentin oturum alanının fotoğrafı. Uzayıp giden Çukurova ve geri planda Toros Dağları var. Anavarz kentinden bir görüntü şu an izliyorsunuz. Ve derzeyecek kentten farklı bir görüntü. Evet, yine o sur duvarları veya burçların yapılandığı bir bölüm. Evet, bu şekilde yansımış fotoğrafa. Kentin oturum alanı, evet, burası Anavarza'daki o kralın oturduğu alan. Değişelim arkadaşlar. Evet, ve kentin o bahar mevsimindeki otların yeşerdiği üst taraftan bir görüntüyü şu an izliyorsunuz. Ve uydu fotoğrafı ekrana geldi. Dezecer. Gökyüzüne baktığımızda bugün günümüzde Çukurova'nın orta yerinde yolların hemen yakından geçtiği Kadirli, Kozan, Ceyhan arasında kalan Anavarza bölgesinin uydu fotoğrafı. Evet, bu görüntü eşliğinde Çukurova'da ki eski tabirle Kilikya'da antik bir Anavarza kenti vardı. Bu kent bundan 2000 sene önce, 1500 sene önce dünyanın sayılı büyük kentlerinden bir tanesiydi. Ama yaşanan savaşlar, depremler sonrasında 700 yıldan beri yaklaşık bu kent kendi kaderine terk edildi. Ama bugün dahi kente vardığınızda çok muhteşem bir görüntüyü, çok farklı gerçekleri göreceksiniz. Evet, uydu fotoğrafından bakıldığında Anavarza kenti hemen Çukurova'nın doğu bölgesinin orta yerinde iz bırakan önemli bir tarihi mekandır. Ve değerli seyirciler, bugünkü konumuz bu tarihi antik kentte M.Ö. 1. yüzyılda yetişen, orada doğan, çocukluğunu orada geçiren, ailesi orada yaşayan bir insanın Dioskorides'in hikayesi. Dioskorides, Neron döneminde Roma'ya gitti, Roma ordusunun peşinde ameliyatlara katıldı, ilaçlar yaptı ve o bildiği ilaçları, otlardan elde ettiği ilaçları bu kitaba yazdı. Bu kitap onun döneminden yüzyıllarca sonra Bizans döneminde veyahut da İslam tarihinde çok önemsendi. Bu kitabın Latince veya Grekçe olan yazılı metinleri üzerine Arapça açıklamalar yapıldı. Yaklaşık 2000 yıldan beri dünya tıbbında veya ilaç yapımında Dioskorides'in ortaya koyduğu yani otlardan yapılan ilaçlar halen geçerlidir. İşte o ilaçların yazılı olduğu kitabı şu an görüyorsunuz. Evet, 12. ve 13. yüzyıllarda Abbasiler döneminde ve Bağdat'ta İslam dünyasının bilim merkezi veya ekonomi merkeziydi Bağdat.
Bağdat'ta 1 milyon aşkın nüfus vardı ve dünyanın da en büyük bilim merkezi diye bilinen Darül Hikme oradaydı. Müslüman bilim adamları yapılan savaşlarda Bizans'tan veya diğer yerlerden kitap alıyorlar. Yani diyorlar ki savaşın bitiminde biz galip geldik. Savaş bitiminde yapılan barış anlaşmasına göre diyor, madde 1 işte bizde olmayan kitapları bize veriniz. Bu şekliyle Bizans'ın elinde bulunan Latince yazılmış o tarihi bilim kitapları, tıp kitapları alınıyor ve onu Arapçaya çeviriyorlar. Resimler monte ediliyor. Evet, 13. yüzyılda Bağdat'ta İslam bilginlerinin Arapçaya çevirdiği Dioscorides'in ilaç yapma kitabı Materia Medica, yani tıbbın kaynağı adı taşıyan kitabın Arapçaya çevrilmiş baskısından bir nüsha görüyorsunuz. Burada ünlü doktor Dioscorides ilaç yapıyor ve onun denemesini yapıyor, evet. Ve karşımızda 16. yüzyılda 1530'lu yıllarda Avusturya'da basılan Dioscorides'in o bitkilerden ilaç yaptığı Materia Medica kitabından bir sayfa. Sayfanın kenar kısımlarında otlar var, çiçekler var ve onlardan yapılan ilaç örnekleri de var. Evet izleyiciler, Avusturya'da basılan kitabın içinden bir sayfayı şu an izliyorsunuz. Bakın bu Almanca bir baskı ve kenarında yazılar var. Evet, oradaki bilim adamları bu ünlü Anavarzalı doktorun, yani Kilikyalı Adanalı doktorun yazdığı kitaba açıklamalar yapıyorlar. Ondan bir sayfayı şu an izliyorsunuz. Ve 13. yüzyılda Musul'da yaşayan bir İslam bilgini Anavarzalı Dioscorides'in kitabını Arapçaya çevirmiş, sayfalar içerisine çiçeklerin resimlerini de koymuş ve evet orada bilgiler veriyor. Bu da İslam tarihinde, İslam bilim dünyasında bir Romalı doktorun veyahut da bir Anavarzalı yaşayan bir doktorun bilim adına ortaya koyduğu tıp ve ilaç kitabına verilen değeri bize gösteriyor. Evet, Dioscorides'in derzeciler yazmış olduğu Materia Medica kitabının 1530'lardaki Avusturya baskısından kapağının hemen arkasındaki birinci sayfanın görüntüsü. Evet, bu şekilde baskıya yansımış 16. yüzyılda. Ve karşımızda ağaçların hemen arasında ünlü doktor Dioscorides, bakın ilaçları kaynatıyor bitkileri ve oradan ilaç yapıyor. Evet, o sahnenin görüntüsü kitabın bu sayfasına böyle yansımış. Ve derzeciler, karşımızda bir bitki türü, bu bir pancar. Evet, bunu söylerken tabii ben tarihi olarak konuya baktım, Anavarzalı'yı anlattım, oradaki doktordan bahsettim ama aradan geçen uzunca bir zaman sonra günümüzde Adana şehir merkezinde herkesin bir şekilde Çakmak Caddesi'nde veyahut da Halep Çarşısı'nın orada çerçi diye isimlendirdiği, kapısını çaldığı, efendim kavanozlarda çiçeklerin ve otların bulunduğu ama onların dilinden anlayan o çerçi diye bildiğimiz insanların ki tıptaki ismi onları herbalist diyorlar. Evet, onların tavsiyelerine göre insanlar ilaç ham maddesi alıyorlar. İşte Adana'da bu şekilde bir sanat veyahut da iş meşgul olan saygıdeğer bir hemşerimiz bugün benim konuğum. Evet, sizinle onu konuşacağız. Ve buraya da çok farklı örnekler getirdi. Onda